ayın yarılıp ikiye bölünmesi. Bundan yaklaşık 1400 sene önce yaşandığı rivayet edilen inanılmaz ve bir o kadar da büyüleyici bir olay. Peki böyle bir şey gerçekten de yaşandı mı? Buna dair elimizde sunabileceğimiz bilimsel kanıtlar var mı? Gerçekten ay yarılıp ikiye bölündüyse bunu tüm dünya değil de sadece Mekke ve civarındaki insanlar mı görmüştü? Eğer bu bir yalansa buna inananlar neden böyle bir anomaliyi, yani normalde olmayacak bir şeyi ortaya atmıştı? İşte tüm bunları açıkladığımız videoda düşüncelerinizi bir kenara bırakıp videoyu sonuna kadar izleyin. Birazdan bu olayla ilgili yanlış bilinenlere ve bilimsel kanıtların olup olmadığına bakacağız. Ama gelin önce hikayenin en başına gidelim. Her şey son peygamber Hz. Muhammed zamanında yaşandı. İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve insanlara anlatıldığı zamanlar. Elbette İslam dinine inananlar olduğu gibi inanmayan da birçok insan vardı. İşte o inanmayanlardan bir kısım insan rivayet edildiğine göre Mekke'nin çorak topraklarında toplanıp Hz. Muhammed'in karşısına çıktı. Ondan asla yapamayacağını düşündükleri bir şey istediler. Böylece onun peygamber olmadığını ispatlayıp şahitlerle birlikte yalanlayacaklardı. Dediler ki, hadi eğer gerçekten peygamber olduğunu söylüyorsan şu tepede duran ayı ikiye ayır. Hz. Muhammed onlara, eğer bunu yaparsam iman eder misiniz dedi. Onlar alaylı bir şekilde, evet iman ederiz dediler. Ayın dolunay şeklinde olduğu bir akşam saatiydi. Hz. Muhammed Mustafa Allah'a dua etti ve ardından ay ikiye yarıldı. Hz. Muhammed yanında bulunanlara şahit olun dedi. Çok az bir süre sonra tekrar eski haline döndü. Bu sırada müşrikler gözlerine inanamadı. Ardından kendi aralarında konuşup gözlerimize büyü yaptı. Bizi sihirledi dediler. İçlerinden Ebu Cehil, dışarıdan gelen yolculara sorun bakalım, onlar da bu olayı gördüler mi? Bizi büyülemiş olabilir ama dışarıdaki insanlar onun yanında değildi, dedi. Dışarıdan gelenlere sorduklarında onlar da bu olayı gördüklerini söyleyince, bu sefer müşrikler, demek ki sihri bütün semaya yayılmış. Semaya bakan herkesin gözleri sihirlenmiş, dediler. Ve onun gösterdiği mucizeye rağmen ona inanmadılar. İşte her şey böyle başladı. Bu olaya Şakk-ı Kamer, yani ayın yarılması, ikiye bölünmesi denildi. Yaşananlar hadislerde bu şekilde aktarılırken, Kur'an-ı Kerim'de yaşanan olayın devamı Kamer suresinde şu şekilde yazıyordu. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. İşte bu noktada ayetle ilgili bazı yanlış yorumlamalar yapıldığını gördüm. Kimileri bu ayetten yola çıkarak kıyametin kopacağı zaman ayın yarılacağını söylemekte. Bu tamamen yanlış bir çıkarım. Kıyamet geldiğinde emin olun ay ikiye bölünmeyecek. Tamamen parçalanacaktır. Çünkü kıyamet geldiğinde her şey yok olacak. Bunun dışında ayette ayın yarılacağından değil, yarıldığından bahsediliyor. Ve devamında da bazı insanların buna inanmayıp sihir dediği aktarılıyor zaten. Şimdi eğer bu kısım anlaşıldıysa bu olayla ilgili bilimsel kanıtların olup olmadığına bakalım. 1679 yılı. Modern astronomi ile uğraşan İtalyan bilim adamı Gian Domenico Cassini'nin gözlemlemeleri sonrası çizdiği ay resmi. Bundan 342 yıl önce Cassini'nin ortaya koyduğu bu ay çiziminde sıradan olmayan bir biçimde ay yüzeyinde düz bir hat üzerinde ilerleyen muntazam bir çizgi görülmekte. Çizginin ne kadar ilerlediğini ay yüzeyine çarpan yoğun meteor yağmurları yüzünden göremiyoruz. Fakat birazdan buna da geleceğiz. Bu uzun ve düz çizgi meteorların düşmesinin bir sonucu olamaz. O halde bu da neydi? Cassini çiziminde belki de bazı hatalar yapmıştı ya da yanlış görmüştü. Bunu doğrulayacak gerçek bir fotoğrafa ihtiyaç vardı. Yıllar sonra NASA tarafından 1967 yılında fırlatılan Orbiter 4 uydusunun çektiği resimler bunu gösterebilirdi. Uydudan alınan 67805 seri numaralı resim, Cassini'nin gördükleriyle karşılaştırıldığında inanılmaz bir benzerlik vardı. Peki o halde Cassini'nin gördüğü bu düz çizgi ne anlama geliyordu? Gerçekten de ayın yarıldığını gösteren bir kanıt mıydı bu?
Bundan yaklaşık 2 sene sonra 1969'da Apollo 10 görevi sırasında çekilen NASA uydu fotoğrafı. Az önce gördüğümüz düz çizginin daha yakından çekilmiş bir hali. Ay yüzeyindeki çekildiği yerin bu nokta olma ihtimali yüksek. Fakat bunlar ayın yarıldığına kesin deliller olmayabilir. Bunun için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Ayın derinliklerine inmemiz gerekiyor. Aradan geçen 50 yıl sonrasında gelişen teknoloji ayın derinliklerini bize göstermekte yardımcı olacak. ELRO üzerinde 7 bilimsel mekanizma bulunan muhteşem bir uzay aracı ve bu araç Haziran 2009'dan beri ayın yörüngesinde. Bu uzay aracının ay yüzeyinin ve temelde önemli noktalarının derinlemesine incelenmesi ve gelecekte yapılabilecek ay yolculuklarına yardımcı olması bekleniyor. 2 yıl sonunda toplanan veriler sonrası sonuç şaşırtıcıydı. We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking and being thrust over one another. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. These scarps could be younger than a billion years. They could be, in fact, as young as a couple of hundred million years old. Or they could be even younger than that. Jeolojik geçmişteki bir zamanda ayın küçüldüğüne dair ipuçları bulundu. Bu bulgular belki de ayın bölündüğü sırada kopan parçalarının izleridir. Yani bölünmeden kaynaklı ay parçalarının eksilmesi ve tekrar birleştiğinde az da olsa daha da küçüldüğü düşüncesi. Ay üzerinde gördüğümüz bu 240 kilometreyi bulan düz şekildeki yarıklar tektonik hareketlerle oluşan bir durum değil. 2014 yılında Ay'daki derin araştırmalarını tamamlayan NASA, görsel bulgularını paylaştığında Nature dergisi Ocak 2014 yılındaki sayısında bunu Ay'daki yarılma ismiyle kapağına taşıyor. Şimdi bu konuda jeoloji profesörü Halil Murat Özler'in yaptığı araştırmaların bir sonucunu dinleyeceksiniz. NASA'nın yapmış olduğu 2012'de başlayan GRAIL misyonu diye adlandırılan ikiz uydularla bütün ay yüzeyi derin bir taramadan geçiriliyor. Bizim jeofizikte gravimetre dediğimiz ölçümlerle, gravimetrik ölçümlerle bir nevi nasıl insanlar doktora gittiğinde tomografiyle bütün vücudunun detaylarını gösterecek radyasyonla ölçülen film çekiyorsa, bu gravimetre verileri de ayın neredeyse 50 kilometre kadar derinliğine varıncaya kadar bütün detayıyla bütün ay yüzeyini taramışlar. Bugün Nature dergisinde yayınlanan ve Rifting on the Moon diye kapaktan duyulan ayın yarılması hadisesini net biçimde ortaya koyan bu yarıkları buluyorlar. Burada da yarılma, rifleşme olarak bilimsel tabiri yarılmanın rifleşmedir. Ve dünyamızda yaklaşık 100'ün üzerinde yarılmış rift vadileri var. Oysa ayda bir tane. Yani bu ne kadar çarpıcı bir gelişme. Ve tam da Peygamber Efendimiz'in mucizesini tarif eder tarzda ayı çepeçevre saran bir yapı gösteriyor. Başta İtalyan bilim adamı Cassini'nin çizimlerinde ayın tam olarak bölündüğünü gösteren izleri göremediğimizden bahsetmiştik. İşte bu jeofizik teknolojisiyle ortaya çıkan araştırmalar sonrası ayın iç kısımlarında bu yarılmaya dair izler net bir şekilde görüntülenmiş. Peki ay gerçekten yarıldıysa dünyanın birçok farklı bölgesinde buna dair yazıları veya notları neden göremiyoruz? Aslında bu birçoğunun merak ettiği ve inanmayı reddettiği durumlardan biri. Şimdi bu konu hakkında sunulan ve mantıklı olduğu söylenen açıklamalara bakalım. Ayın yarıldığı gün, yani olayın yaşandığı yer olan Mekke civarında gece vaktiydi. Mekke civarının gece olduğu zaman dilimlerinde dünyanın bazı kısımlarında gündüzdü. Yani doğal olarak ayın ikiye yarılma olayını herkes göremedi. Bunun dışında bu olay çok kısa bir süre içerisinde olup bittiği için sadece o küçük zaman diliminde başını kaldırıp aya bakan insanlar buna şahit oldu. Şu an dışarıda yürürken eminim birçoğunuz yukarı bakarak yürümüyordur. Yani bunu gören kişilerin o sırada tam da ayı gözlemliyor olması gerekirdi. Bir diğer kısımsa hava şartları. Elbette bazı yerlerde gökyüzü bulutlu, yani hava kapalı olduğu için bu olay yaşandığı anda bunu göremeyenler de olacaktı. Tüm bunların dışında bu olayı gören insanların kaç tanesi bunu not almış ve bildirmişti?
veya kaç tanesi bu şahit olduğu olayı anlatıp bunun gerçekliğine ikna edebilmişti. Biri size gelip de ayın bölündüğünü gördüm dese kaçınız buna inanır, bunu da düşünmek lazım. İşte tüm bu koşulları düşününce bu olayın her coğrafyada not edilmemesi pek de mantıksız değil. Fakat bunu gören ve kayıt altına alan ülkeler de bulunmakta. Örneğin Güneydoğu Asya'da Malaba Endonezya mihracesi tarafından bu olayın kayda geçirildiğinden söz eden belgeler olduğu söylenmekte. Bunun dışında Hindistan'da bulunan bir heykel üzerinde ayın bölündüğü sene yapılmıştır yazısı bulunmaktadır. Mantıklı düşündüğümüzde böyle bir olayın yalan yere ortaya atılmasının kime veya neye fayda sağlayacağını bilemiyorum. Eğer günümüzde elde edilen verilerle birlikte bu mucizenin bir uydurulma hikaye olduğunu varsayarsak, böyle yüzlerce hikayenin uydurulması pek de zor olmazdı. Fakat yaşanan çok az sayıda mucize olduğunu hadis ve Kur'an gibi kaynaklarda görebiliyoruz. Tabii işin bir de diğer yüzü var. Böyle bir olayın yaşandığının açıklanması ve Kur'an'da da bunun önceden bildirildiğinin bilinmesi tüm dünyada şok etkisi yaratacak, belki de İslam'a olan inanç ve güven artacaktır. Bunu asla istemeyecek birçok kesim olacağını biliyoruz. Birçok farklı kaynaktan elde edilen verilerle bu olayı açıklığa kavuşturmaya çalıştık. Doğruluğuna inanıp inanmamak sizin seçiminiz olacaktır. Elbette o zaman gözleriyle bizzat görmüş ama inanmamış insanlar bugün sadece duyduklarına ve birkaç veriye hiç inanmayabilir. Zaten bu bir inanç meselesi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bunu mutlaka yazmayı unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.